Hürmetli talebeler, Hindi dilini o'rganuvchi, davom ettiruvchi guruhlar uchun 5-chi darsimizni boshlaymiz. 5-chi darsimiz olmoshlarning kelishiklariga bag'ishlangan. Buning uchun biz olmoshlar haqida avvalgi darslarimizda o'tgan ayrim mavzularni eslab olishimiz kerak bo'ladi. Avvalgi darslarimizdan birida biz hindi tilida kishilik olmoshlari to'g'risida gap yuritgandik. Unda men, tu, sen, ye, bu, vo, u. Ko'plikda esa hum, biz, tum. Hamda ab, siz, ye, va, ve, bular va ular kabi kishilik olmoshlari haqida gaplashgandik. Xuddi o'sha darslarimizda ko'rsatuv olmoshlari bo'yicha ham fikr yuritgan edik. Ular ye, vo, ye, ve ko'rsatish olmoshlari bo'lgan edi. Ulardan tashqari biz o'sha darslarimizda kon, kya kabi so'roq olmoshlari to'g'risida ham ozgina fikr yuritgan edik. Endi bugungi darsimiz ana shu olmoshlarning kelishiklari haqida boradi. Hindi tilida olmoshlarning 3 ta kelishigi bor. Nechta ekan? 3 ta kelishigi bor. Birinchisi vositasiz kelishik, ikkinchisi vositali kelishik va so'ngisi obyekt kelishigi. Olmoshlarning vositasiz kelishigi ular biror qo'shimcha yoki ort ko'makchisiz, ya'ni tub holdagi shaklidir. Ya'ni biz hozir ham qaytardik, o'tgan darslarimizning birida o'tgan me, tu, tum, ab, hum kabi olmoshlar bo'lib hisoblanadi. Bularda hech qanday ort ko'makchi yoki qo'shimcha qo'shilmagan, ya'ni ularning tub shakli bo'lib hisoblanadi. Olmoshlarning bu kelishigi vositasiz kelishik deb ataladi. Endi olmoshlarning vositali kelishigi qanday bo'lar ekan? Olmoshlarning vositali kelishigi xuddi otlardagi kabi ort ko'makchilar yordamida yasaladi. Ort ko'makchilar bilan kelganda ba'zi olmoshlarning shakli o'zgaradi, ba'zilarining esa shakli o'zgarishsiz qoladi. Endi kishilik olmoshlarining vositali kelishikdagi shakllari to'g'risida gaplashamiz. Avval aytib o'tganimizdek, olmoshlarning kishilik olmoshlarining vositasiz, ya'ni hech qanday qo'shimchasiz yoki hech qanday ort ko'makchisiz ishlatilgan shakli bu uni vositasi, ya'ni to'g'ri holdagi kelishigi bo'lib hisoblanardi. Ularni yana bir bor qaytarsak, ham, tum, ab, me, tu, ye, vo, ye, ve kabi olmoshlar edi. Endi ularni biz 2 guruhga bo'lamiz. Ulardan birinchi guruhi ort ko'makchilar oldida o'z shaklini o'zgartiruvchilar yoki ikkinchi shakli esa ort ko'makchilar oldida o'zgarishsiz qoluvchi olmoshlar. Yoki boshqachasiga aytganda birinchi ustundagi tablitsadagi birinchi ustundagi juftliklarni qarasak, bu yerda o'zgarmas olmoshlar joylashgan. Ulardan birinchisi ham, biz, bu vositasi, ya'ni to'g'ri kelishik tub holi. Endi bunga ko ort ko'makchisi qo'shilsa ham ko bo'ladi. Ko'ryapsizki, bu yerda
kişilik olmaşı özgarışsız kalgan. Hüddü şunda uşbu olmaşka se kabe başka art komakçılarını kuşken de ham bu öz halıca özgarmazdan kaladı. Tüm olmaşı yani sen bazen siz de ham tercüme kılamız ham özgarmaz olmaşlar katarı getirdi. Bunga art komakçılar koşulgen de özgarışsız kaladı. Tüm ko senge yok ki seni. Ap olmaşı ap yani siz olmaşı ham art komakçılar aldı da o şeklini özgarttırmaydı. Yani ap ko. Eğer de se art komakçısı bulan kese ap se. Kur yapmış ki bunlar bu işte olmaş art komakçılar aldı da o şeklini özgarttırmaydı. Yani vasıtalı gelişikte şeklini özgarttırmazdan kendi bulsa şimdi kaladı. Şimdi yine bir grup olmaşlar var ki ular art komakçılar aldı da öz şekillerini özgarttırır. Cümleden me yani men olmaşı art komakçılar aldı da yani vasıtalı gelişikte mucih ko yani mucih onun asası muc şeklini aladı. Ko bu kulunga koşulayatken art komakçı. Hüddü şunda başka art, sadda art komakçılarını koşuşumuza mümkün boladı. Muc se muc me kebe. Tu kişilik olmaşı nin vasıtalı gelişigi tucu ko bir yerde tu tucu tucu şeklini al yaptı. Ve onge ko art komakçısı koşul yaptı. Yani senge seni ye olmaşımız itibar verirler. Dastlab ki ana şu olmaşını aytganimizda, yozganimizda bu ya holida yoziladi, biroq talaffuzi ya deb o'qiladi deb aytgan edik. Ushbu olmosh ort ko'makchini oldida kelganda, ya'ni vositali kelishda is bo'lib qoladi. Ya'ni isko bunga yoki buni. Bu olmoshini yana eslasak va yoziladi, biroq vo deb talaffuz etiladi. Ushbu olmoshning vositali kelishigi, ya'ni ort ko'makchilar oldidagi shakli us bo'lib qoladi. Ya'ni us shakliga ko qo'shilganda usko unga uning uni. Xuddi shunday boshqa ayrim ort ko'makchilarni qo'shish mumkin. Us se, us me va kabi. Endi ko'plikda keluvchi ye, ye ye bular olmaşını vasitalik kelishigi bo'ladi inko yani ye in shaklini oladi unga ko ort ko'makchisi qo'shilgan xuddi shunday boshqa ort ko'makchilarni qo'shish ham mumkin bo'ladi ve olmaşı yani bu ular ma'nosida ishlatilardi unga ort ko'makchi qo'shilsa yani vositali kelishda ye ve un holiga shaklini olib unko yoki unse yoki unme boshqa ort ko'makchilarni qo'shganda. Bu borada bir eslatmani eslatib o'tish kerak bo'ladi. Me, tu, tum, ham kishilik olmoshlari ka ort ko'makchisi bilan ishlatilmaydi va ularning o'rniga egalik olmoshlari bo'lmuş mera, tera, ya'ni mening, tera sening, hamara bizning, tumhara sening, ba'zan sizning egalik olmoshi olmoshlari ishlatiladi. Buni eslab qolishimizga to'g'ri keladi. Endi ko'rsatish olmoshlarining vositali kelishigi qanday bo'lar ekan? Ya'ni ko'rsatish olmoshlarini ort ko'makchilar oldidagi shakli qanday bo'lar ekan? Biz avvalgi darslarimizda o'tganimizdek, ko'rsatish olmoshlari birlikda ye bu vo u ko'plikda ye va ve bular va ular
Bu şekil cihattan kişilik olmaşları olmaş üçüncü şahs olmaşlarına mas düşse ham bunlar mana cihattan kursatış manası da işletilip kursatış olmaşları bulup hesaplanadı. Ularının vasıtalı gelişigi kanday bular ekan. Ye kursatış olmaşının vasıtalı gelişigi is. Bu kursatış olması art komakçılar aldı da yani vasıtalı gelişikte us şeklini alırken. Ye bular kursatış olması bu art komakçılar aldı da yani vasıtalı gelişikte in şeklini alırken. Ve bular kursatış olması art komakçılar aldı da un şekilli alırken. Misaller bilen düşünsek mesela is gör me. İs gör me. Bu uyda. Bu uyda. Us kamre me. U uyda. U uyda. Yani bu tek kursatıl yaptı. Bu uyda. U uyda. Kuplik davranıdan bulsak. Un nagaron me. Keçiresiz. İn nagaro me. İn nagaro me. Bu şehirlerde. Bu şehirlerde. Un patşala on me. Un patşala on me. U mekteplerde. Yukarıda biz olmaşlarını vasitali kelishigini yasashda asosan ularga ort ko'makchilarini qo'shib yasadik va ushbu shakllarni vositali kelishik deb atadik. Endi olmoshlarning obyekt kelishigi haqida fikr yuritamiz. Ayrim olmoshlarning vositali kelishigini faqat ort ko'makchilar bilan emas, balki maxsus qo'shimchalar yordamida ham yasash mumkin. Vositali kelishikini bu shakli obyekt kelishigi deyiladi. Bu yerda e'tibor berilishi kerak bo'lgan narsa bu vositali kelishikning obyekt kelishigi shaklida ishlatilgan olmoshlarning ma'nolari o'zgarmaydi. Misollarga e'tibor bersak, masalan mujko bu me olmasını vasitali kelishigi bo'lib hisoblanardi. Xuddi shu kelishikni endi mujko emas, mujhe holida ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Ana shu mujhe holida ishlatilish bu olmoshlarning obyekt kelishigi bo'lib hisoblanadi. Ba'zan buni qisqa kelishik deb ham atasak bo'ladi, chunki mujkodan ko'ra mujhe qisqa holida ishlatilyapti. Aytib o'tish joiz, har ikkala holda yozish ham mumkin, o'qish ham mumkin va ma'nosi bir xil bo'ladi. Mujko meni menga, muji bu ham meni menga. Xuddi shu yusinda tujko o'rniga tujhe ishlatish mumkin obyekt kelishigida. Isko o'rniga ise holida obyekt kelishigida ishlatish mumkin. Usko o'rniga use obyekt kelishigi ishlatilish mumkin. Kisko degan so'roq olmoshi bor. Uni obyekt kelishigi kise kimga ma'noni bildiradi. Hamko o'rniga obyekt kelishigida hami, tumko o'rniga obyekt kelishigida tumhe, inko uchun inhe shakli, unko uchun esa unhe shaklini ishlatishimiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimizdek, bunday o'zgarishlar bilan ularning ma'nosi o'zgarmaydi. Kinko kimlarga degan so'roq olmoshining obyekt kelishigi kinhe bo'lib hisoblanadi. Shunday qilib biz olmoshlarning
vositali kelishigini yana bir qisqa shakliga duch keldik va buni obyekt kelishigi deb atadik. Ushbu kelishiklarning shakllarini yodlab olishimiz kerak bo'ladi. Endi hindi tilida so'roq olmoshi haqida fikr yuritamiz. Hindi tilida so'roq olmoshi prashnavachak sarvnam. Prashnavachak sarvnam deb ataladi. Hindi tilida so'roq olmoshi kon. Kim? Kya? Nima? So'roq so'zlari yordamida yasaladi. Qaytaraman. Hindi tilida so'roq olmoshi kon. Kim? Kya? Nima? So'roq so'zlari yordamida yasaladi. Hindi tilida kon. Kim so'roq olmoshi insonlarga nisbatan qo'llaniladi. Kya? Nima? So'roq olmoshi esa hayvonlar, hasharotlar, jonsiz buyumlar va boshqalar uchun ishlatiladi. Hindi tilida so'roq olmoshining vositali kelishigi qanday bo'lar ekan? Hindi tilida kon hamda kya so'roq olmoshlari vositali kelishikda, ya'ni ort ko'makchilardan avval kelganda birlikda kis va ko'plikda kin shakliga ega bo'ladi. Masalan, kisko kimni, nimani, kimga, nimaga, kinko kimlarga, nimalarga, kimlarni, nimalarni. Shuningdek, bu yerda ko ort ko'makchisining o'rniga boshqa ort ko'makchilar ham qo'llanishi mumkin. Jumladan, kis se kimdan, kin se kimlardan va hokazo. Hurmatli talabalar, shunday qilib biz bugungi darsimizda olmoshlarning vositali hamda obyekt kelishigi haqida fikr yuritdik. Endi o'tilgan mavzular yuzasidan qisqa mashqlarni bajarishga urinib ko'ring. Birinchi mashqimiz lug'atlardan foydalangan holda ona tiliga tarjima qilishga bag'ishlangan bo'ladi. Masalan, us pustak me, us kamre me, us shabdkosh me, uska bhai, in nagaron me, inke gharon me, us meydan me, is chitr me. Qaytaraman. Us pustak me, us kamre me, us shabdkosh me, uska bhai, in nagaron me, inke gharon me, us meydan me, is chitr me. Ushbu mashqni quyidagi lug'at yordamida ona tiliga tarjima qilishga harakat qiling. Tablitsada berilishiga ko'ra pustak kitob, kamra xona, shabdkosh lug'at, bhai aka yoki uka, nagar shahar, ghar uy, maydan maydon, chitr rasm. Xuddi ana shu so'zlardan foydalangan holda endi ikkinchi mashqimiz o'zbek tilidan hindi tiliga tarjima qilishga bag'ishlangan. U uylarda, u shaharlarda, u rasmda, u rasmlarda, bu uylarda, bu shaharlarda, ularning xonalarida kabi so'zlar bo'lib, bunda siz o'tgan darslarimiz asosida otlarning ko'pligini yasash mavzuyimizni qayta ko'rib chiqib, esga olishingizga to'g'ri keladi. Ana shu mashqlarni imkon doirasida ko'chirib olib, uni bajarishga urinib ko'ring. Shuning bilan bugungi darsimiz tugadi. Kelasi uchrashuvgacha salomat bo'ling.